4-5 sene önce yine bu tarz e, gözaltına alınan birkaç başörtü e, mağduruyla görüşmüştüm. E, bu odalarda veya gözaltında şunu söylediklerini e, söylemişlerdi. Yani işte bakın yani bir din adamı, büyük bir İslam alimi bunun ayrıntı olduğunu söylüyor. Bak onlar açtılar. O zaman siz bunu yapmıyorsanız siz bir hani bir örgütle bağlantınız var. Yani siz bir art niyetlisiniz. Evet. Ya yani bir anlamda provokatör rolüne düşüyorsunuz. Aynen pozisyonla öyle. itilme gibi bir şeyden bahsetmişlerdi. Yani Doğru. gözaltılarda o, o sorgularda Güler'in o görüşü bundan önüne geldiğini söylemişlerdi. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. E, madem siz bu kadar ısrarcısınız, şimdi açan arkadaşlarınız kafir mi oldu? İşte bak onlar açıyor. Neden? Çünkü onlar devletini, milletini seviyor. Sorun çıkartmıyor. Ama siz provokatörlük yapıyorsunuz şeklinde bir yaklaşımla geldiler. E, zaten o dönem Fethullah Gülen'in, FETÖ liderinin verdiği talimat neticesinde örgüt üyelerinin hepsi, öğrenciler de bize karşı tavır almaya başladı. Bizlerle görüşmeleri yasaklanmıştı. Dolayısıyla o mukavemetin, yani o direnişin gücü kırıldı. Biz sayısal olarak aza düştük. Haklı davamızı ifade edebileceğimiz platformlar da çok azdı. Hatırlarsınız işte Yeni Şafak, Akit em, TV kanalı olarak da e, Kanal 7 vardı e, ama diğer kanalları düşündüğünüzde ulusal yayın yapan kanalların hepsi neredeyse başörtüsü yasağını savunuyorlardı.